Ve çok hemen gitti baba. Yüzük, düğme kutumu falan. Bayağı evlenme teklifi hazırlanmış gelmiş. Vallahi yürüyemedim. Bir şey demedim babacığım. Gel beni babamdan istiyorsun. Artık gerisi sana kalmış. Bırak gelsin onu. Hiç görmedim. Nasıl bir şey? Çok merak ediyorum. Bırak gelsin. Gelsin bana. Tanıyalım, geçin öğrenelim beyefendi. Babaların bir tanesi. Deli kız. Ses mi kız? Mağaradan diyor falan mı? Şimdi benim bu son rahmetli kocamdan kalan borcu acilen ödemem gerek. Ve kahraman değil, iki tane evim var ama satmak istemiyorum. Zaten birinde siz kiradasınız. Size verdim. O ev kendinizin bile. E kendi evimi satamam. Sonra ne yaparım? Değil mi? Kızınız olmasa belki ikiniz münasip bir şekilde paylaşırdık. Ama şimdi onu paylaşmak da münasip olmaz. Peki ben ne yapabilirim için? Şimdi benim bu oturduğumuz kapıda evde birbirinden izin çıkarsın. Bir kat çıksın. Ben de onu son rahmetli kocamın borcuna mahsuben alacak diye versem. Bu tanıdığınız hemşiren var. Onlar konuşsanız yani çok yardımcı olmuş olursunuz. Bir şey. Yaşanım bu. Biz o tanıdıkla uzun zaman önce küçük görüşmüyoruz maalesef. Lütfen yani benim için barışamazsınız. Mümkün değil, yaşanım mümkün değil. Yani çünkü kabahat bende biliyor musunuz? Benim yüzümden az kalsa haksızlık makamını kaybedecek tatlanacağız. Alo? Laz? Sana nişanlım diyebilir miyim ya? Acele etmesen keşke. Belki babam beni sana vermeyecek. Nereden biliyorsun? Ya ben diyorum ki bu meseleyi kökünden çözelim. Bu akşam sen istediğin gelir mi? Ne dersin? Bu akşam mı? Evet güzelim.